Saha İstanbul'un düzenlediği Saha İstanbul Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na bir çevirelim. Ki orada Ağpara muhabiri Rıfat Fırat, Sarsılmaz Silah Genel Müdür Yardımcısı Öner Öz Yılmaz'la beraber hemen sözü Fırat'a bırakıyoruz. Teşekkürler. 120 ülkeden 1478 firma katılıyor. Tabii yabancı ülkelerden resmi heyetler var, ticaret heyetleri var bu fuarda. Yerli ve milli teknolojilerin dünyaya açıldığını ifade edelim. Tabii fuarda bulunan büyük firmalardan bir tanesi de Sarsılmaz Silah. Yanımızda da özel bir konuğumuz var. Sarsılmaz Silah Genel Müdür Yardımcısı Öner Öz Yılmaz. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Tabii ilk gün bugün. Siz katılım durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer taraftan da yabancı heyetlerle görüşmeler var az önce. Gözlemledim ben de. Ben sizden dinlemek isterim detayları. Tabii ülkemiz bölgesinde çok büyük bir güç. Ve son 20 yılda savunma sanayinde yaptığımız atılımlar, yatırımlar meyvelerini bu tür fuarlarda gösteriyor. Çünkü bizimle bu gücü paylaşmak isteyen, bizim bu gücü paylaşmak istediğimiz ülkeler başta olmak üzere diğer bütün ülkeler buradaki teknolojileri görmek için, bunları edinebilmek için bu fuarlara yoğunlukla en üst seviyede katılım gösteriyorlar. Bu aynı zamanda ülkemize para kazandırmak demek, imkan kazandırmak demek. Aynı zamanda bu yatırımların büyüyebilmesi demek. Tabii efendim, öncelikle bu fuarda hangi ürünleri sergilediğinizi de size sormak isterim. Çünkü yeni ürünleri de tanıtıyorsunuz her sene. Bu sene hangi ürünler var? Sarsılmaz sektörün lider firması olarak hep gelecek vizyonuyla yatırım yapmaya devam ediyor. Biz bir ordunun ihtiyacı olan bütün hafif silahları üretirken, uçak savarlara varıncaya kadar, aynı zamanda TUSAŞ'la ortak şirketimiz TR Mekatronik'te Atak helikopterinin burun topunu üretiyoruz. Ve zırhlı personel taşıyıcılar üzerindeki 25 mm kara topunu üretiyoruz. Bu üretimlerimizi yeni grup şirketimiz BEST kuleleriyle son kullanıcının ihtiyacı olan platform seviyesine taşıdık. Mühimmat ürettiğimiz BPS ile de bütün bu zinciri tamamladığınız zaman bir son kullanıcının ihtiyacı olan platformun insansız kule sisteminden, silahından, mühimmatına kadar bütün ihtiyacı tek bir kaynaktan edinebildiği bir firma profiliyle son kullanıcılara hizmet ediyoruz. Gelecek vizyonunun ifadesi olan 2 yıl önce lansmanını yaptığımız Sarbot'umuz da burada. Sarbot bizim insansız silah sistemlerindeki gelecek vizyonumuzun bir göstergesi. Bu robotlar artık üzerlerindeki kameralar, silah sistemleriyle, bütün yazılımlarıyla, bütün iletişim protokolleriyle, bütün mekanik arayüzleriyle bize ait. Dolayısıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda da ordumuzun hizmetinde olacaklar. Evet, yeni ürünlerden de bahsettiniz. Özellikle bu savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri açısından önemi nedir efendim? Çünkü yerlilik oranının da özellikle son dönemlerde artarak ivmelendiğini görüyoruz. Evet, bunun iki boyutu var. Bir, daha önce bu teknolojileri edinmek için ülkemizi güçlü kılan bu teknolojileri edinmek için yurt dışına çok büyük paralar ödüyorduk. Artık bu paralar ülkemiz içerisinde kalıyor. Çünkü yerli şirketlerimiz bunları %100'e varan oranlarda artık üretiyorlar. Bizim bütün silahlarımız %100 yerlilik oranıyla üretiliyor. Aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere bu teknolojileri de sağlayarak aynı zamanda ülkemize büyük bir gelir kazandırıyoruz. Bu büyük bir gurur hepimiz için. Biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. İhracatta ne durumdasınız efendim? Tabii çok ürün gamı çeşitliliği açısından çok fazla ürün var. Ben detaylarını sizden dinlemek isterim. Biz 4 nesildir aynı ailenin sahip olduğu bir şirketler grubuyuz. Bu sektördeki köklerimiz çok geçmişe dayanıyor.
82'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Eskiden bu ihracatın tanımı farklı ürünlerken şimdi ağır silah sistemleri, mühimmatlar ve insansız kuleler olmaya başladı. Dolayısıyla büyümeye ve aynı zamanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Sarsılmaz Silah Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz konuğumuzdu. Tabii biz fuarı takip etmeye devam ediyoruz. Fuarda bu sene 6.2 milyar dolarlık sözleşmenin imzalanması ve bu rakamın 4.6 milyar dolarının da ihracat sözleşmelerinden elde edilmesi hedefleniyor diyelim. Sözü size bırakalım.